Medine'deyiz efendim. Gayet heyecanlıyız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı selamlamaya gidiyoruz. ETS Tur'un organizasyonuyla beraber Medine'ye geldik. Pazar gününe kadar burada olacağız. Önce cuma, çarşambaya kadar Medine'deyiz. Perşembe sabahtan itibaren Mekke'ye geçiyoruz. Arzu ettik ki misafirlerimize sizlerle dolaşırken bize dünyanın dört bir yanından buralara gelemeyenler, buraları görmek isteyenler, hasret çekenler, zamanında belki gelip de özlem içinde olanlar da bizimle beraber en azından bu sosyal medya üzerinden görsünler arzu ettik. Efendim, farklı bir umre yapacağız, biliyorsunuz hepiniz buna hazırlıklısınız. Sizinle beraber mekanları gezerken bu mekanların günümüzden yüzlerce yıl öncesini de hayal etmek istiyoruz. Şimdi otelimizden yeni çıktık ayağımızın tozuyla beraber ve ben mesela otobüste havalimanından gelirken size bir hissiyatımı paylaştım. Ne dedim? O günün Medine'sinde olduğunuzu hayal edin. Hatta dedim ki gruba, Selman-ı Farisi Hazretleri gibi hissediyorum şu an kendime dedim. Yani bizim Türkiye'deki Sivrihisar'dan yola çıkmış, Şam'a gitmek için yolda esir etmişler. Şam'da Medine'li bir Yahudi'ye satmışlar ve onunla buraya gelmiş. Ve burada o arzu ettiği, izini sürdüğü kişiyi bulmaya çalışıyor onun heyecanıyla. Ve bir gün hurma ağacının tepesinde Talal Bedüleri duyunca heyecanlı ağaçtan iniyor. Sahibine o beklenen zat geldi diyor, yanına gitmek istediğini söylüyor. Ama sahibi ona tokatla cevap veriyor. Ama o bir şekilde pundunu buluyor gidiyor. Yani onun gibi hissettim. Mesela 1500 sene önce olsaydık koşa koşa gelecekti şu an geldiğimiz gibi. Nasıl bir yer bulacaktı? O Çağrı filminde olduğu gibi hurma ağaçlarından direkleri olan bir mescit olacaktı. Ve o mescidin içerisinde sahabeler olacaktı. Ve direkt Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetiyle müşerref olmak isteyecektik. O günlerde Medine küçücük bir köy, bir kasabaydı. Ve Medine'nin kapladığı alan şu gördüğünüz alandı. Bu kadarcık bir yerdi. Ve bu alanın içerisinde şimdi adım adım yaklaşacağımız yeşil kubbenin olduğu yer, o küçücük Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu alandı. Şuraya kadar bir yürüyelim sizinle beraber. Yani o küçücük Medine köyü şu gördüğümüz alan mıydı? Evet. Yani o günkü sahabelerin evleri, hurmalıkları buralarda mıydı? Evet, buradaydı. Peki kimlerin evi neredeydi? Sizinle bu 3 günlük Medine programımızda bilebildiğiniz kadarıyla hangi sahabe efendimizin evi nerede, size bunları da aktarmaya çalışacağım. Ya mesela çok enteresan. Hazreti Osman'ı biliyoruz. Ben biliyorsunuz daha evvel gün Kıbrıs'taydım. Ve Kıbrıs'ta sahabelerimizin kabirleri var. Ve Hazreti Osman döneminde şehit olmuşlar. Hazreti Osman da şehit. Nerede şehit edildi? Hazreti Osman nerede şehit edildi? Hangi şehirde? Hangi şehirde şehit edildi? Hazreti Osman Medine'de şehit edildi. Yani bazen de insan da böyle bir dumur olayı oluyor. Hani ayağınızı bastığımız yerin bazen farkında olamayabiliyoruz. Medine'de şehit edildi. Hazreti Ali oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i onun kapısına bıraktılar. Aman dikkat et. Ama o gün Mısır'dan gelen isyancılar duvarı delip arkadan girip Kur'an okurken şehit ettiler. Hazreti Osman evinde şehit edildi. Toprak kerpiç küçük bir evi vardı. O evin nokta yerini biliyoruz. Yani Hazreti Osman'ın şehit edildiği nokta yeri göreceğiz sizinle beraber. Arzumuz bu inşallah. Hazreti Ömer'in evi neresiydi? Bunu sizinle beraber bugün göreceğiz. Bilal Habeşi Hazretleri ezanı nerede okumuştu? İlk Medine'de o ezanla beraber, emirle beraber bunları konuşacağız. Sizi normalde bu tarafa doğru yürüteceğim ben. Ama neden bu tarafa doğru yürütüyorum? Adaşımın hurma bahçesini göstermek için. Benim adaşım kim? Habil Zübeyir. Tabii isim cepte. Talha o kesin. Ama Talha'dan sonrasını. Şurada bir duralım azıcık. İslam tarihinde birçok Talha var. Mesela Osman bin Talha var. Kabe'nin anahtarını taşıyan. Hatta müşrikmiş o. Mekke'nin fethinde ondan alalım diyorlar anahtarı. Peygamber Efendimiz o meşhur hadisini söylüyor. İşi ehline veriniz diyor. Anahtar onda kalsın çünkü anahtarı yıllarca o ve onun sülalesi taşıdı diyor. Bugün tabi Müslüman oluyorlar onlar sonra. Bugün hala Osman bin Talha radıyallahu anh'ın sülalesindedir hala anahtar. Yani Kabe anahtarları. Başka bir Talha hatırlayalım. Talha bin Ubeydullah Hazretleri. Aşire-i Mübeşşere'den yani cennetle müjdelenmiş 10 sahabeden bir tanesiydi o. O da onlardan bir tanesiydi. Çok önemli bir hadisedir. Şöyle yürüyelim.
Mesela onlardan bir tanesi Ebu Talha. Ebu Talha Hazretleri Ensar'dan. Bakın Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh muhacir. Ebu Talha Hazretleri ise Ensar'dan. Hatta onunla alakalı da çok önemli hikayeler var. Sonra anlatırım size. Bakın şurada minik minik kubbeler var, görüyor musunuz? Burası şu an Mescid-i Nebevi'nin kıble duvarının ters tarafı. Biz burayı 21 nolu kapı diyoruz, unutmayın. Bakın otelimizden çıktık, hemen karşı çapraz o ana kapıdır 21 nolu. Onun üzerindeki o küçücük kubbeler, o kubbelerin olduğu kapının hemen arkasındaki bölge Ebu Talha Hazretleri'nin o meşhur Beyruha, Biruha diye adlandırılan, içinde kuyusunun da, bir Arapça kuyu demek, Ha kuyusunun bulunduğu meşhur hurma bahçesiymiş. Ve bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken bir ayet-i kerime nazil oluyor. Bu ayet-i kerimeyi çoğunuz duymuşsunuzdur. Sizler sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe hakiki imana ermiş olamazsınız. Ve bu ayet-i kerime Efendimizin dilinde, dudağında, sahabelerin ağzıyla Ebu Talha'nın hurma bahçesine kadar geliyor. Hurma bahçesi neresiydi? Şurasıydı. Oraya doğru, şuraya doğru gelin. Kamera o tarafta kalsın. Görsün böylece misafirler de orayı. O gördüğünüz kubbelerin olduğu yerdi. Ve tabi o da kuyusunun başı. Kuyu da devamlı bol su veren bir kuyu. O hurmalık da meşhurmuş Medine'de. Yani ciddi zengin bir bahçeymiş. Bunu duyan sahabe efendimiz koşa koşa Efendimizin yanına gidiyor aleyhissalatü vesselam. Ya Resulallah, bana bu dünyada en sevimli gelen şey bu hurma bahçem ve içindeki bu kuyudur. Ben bunu insanlığın faydasına vakfetmek istiyorum diyor. Ve vakfediyor. İşte o hurma bahçesi ve bugün Ebu Talha Hazretleri'nin hurma bahçesi, gelin görün, işte görüyoruz, geldik zaten. Mescid-i Nebevi'nin alanı içerisinde. O kapıdan içeriye girdiğinizde, erkeklerin girdiği bir kapı, hanımefendiler denemesinler, bayanların girdiği kapı ayrı. Orada sol tarafta direklerin arasında tarihi kuyu halıların altında hala durmaya devam ediyor. Yani mescit büyütülürken Kral Fuat döneminde mühendisler kuyu yok etmediler. Kuyu kapatıldı. Mermerler kaplanırken üzerine 3 yuvarlak mermer kapak kondu. Yerini hala biliyoruz, orada durmakta. Yani Medine'yi böyle gezmek lazım. Ya şu mescidin alanı içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının mezarı var, biliyor musunuz? Çok enteresan. Babasının burada kabri var. Hazreti Abdullah. Hazreti Abdullah Medine'de mi vefat etti? Evet. Çünkü Efendimizin soyu bir noktada Medine'ye de dayanmaktaydı. Şu an tarihi Medine'nin sokaklarında geziyoruz. Böyle yan yana yan yana evler yokmuş eski Medine'de. Küçük toprak evler varmış. Evlerin aralarında hurma bahçeleri varmış. Kameramanımız etrafı gösterebilir. Ya hava ne kadar güzel, farkındasınız değil mi? Ya buraya geleceksiniz gece. Şurada halıların üzerinde oturacaksınız. Bu arada size bir plan şeması da çizeyim. Bakın Mescid-i Nebevi plan şeması olarak büyütülürken hiç bozulmadan büyütülmüştür aynı oranlarda. Yani erken İslam döneminde cami plan şeması enine doğru genişler. Şu an kıble nerede? Bu taraf. Kıble bu taraf. Harika. Yani yön kabiliyetimizi kaçırmayalım. Aklımıza daha iyi kalsın. İlk mescit yapılacağı zaman Çağrı filmindeki sahneleri hatırlayın. Mübarek devesi kasvayı salmıştı. Deve önce Ebu Ali Ensar Hazretleri'nin evinin önüne çökmüştü. Biz birazdan Eyüp Sultan'ın evini görecek miyiz? Evini görmesek de evinin olduğu yeri göreceğiz. Nokta yerini birazdan size göstereceğim. Yani birebir sonra kalktı. Eyüp Sultan'ın evinin önündeki boş araziye çöktü. Ve orada tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 aylık Eyüp Sultan'ın evindeki misafirlik sırasında oraya ilk mescit inşa edildi. İlk mescit inşa edilirken enine genişler formda yapıldı. Kıble böyle olduğuna göre enine genişleyen form. İki nedenden dolayı. Bir,
ön safta durmak çok sevaptı. Ön safın uzun olması gerekiyordu. İkincisi, sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a yakın namaz kılmak istiyordu. Ve bundan dolayı böyle bir durum. Bakın mescidi görüyorsunuz. Nasıl uzuyor ileriye doğru. Enine genişleyen bir formu var. Enine genişleyen sahınlar var. İbadet sahınları. Arkasında enine dikdörtgen bir avlu var. Bu plan şeması Şam Emeviye'de böyle devam etti. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın yaptırdığı Diyarbakır Ulu Cami'de böyle devam etti. Urfa'nın, Antep'in bütün tarihi camilerinde böyle devam etti. Sivas, Danışment oğullarının Ulu Camisi'nde böyle devam etti. Sonra Anadolu Selçuklu ile beraber batıya gittikçe arkaya doğru uzamaya başladı ve Osmanlı ile. Batıya doğru, enine doğru genişleyen cami formu bir tane var. İzmirliler, hadi bir düşünün bakalım. İzmir ve civarında enine genişleyen bir tarihi cami söyleyin bana. Mescid-i Nebevi'nin kopyası. Selçuk dersem, Selçuk'un Aydınoğulları tarafından yapılan İsa Bey Camii. Enine genişler. Çok güzeldir. İsa Bey enine doğru genişler. Manisa Ulu Camii de enine doğru genişler yukarıda. İşte bu da öyle. Tabii ilk örnek bu. İlerliyoruz. İbrahim Bey biraz sanat tarihi ağırlıklı bir tur oluyor ama evet, ne yapacağınız? Mikrofonu sanat tarihi çevirirseniz böyle olur. Şimdi artık arka duvarı bıraktık. Sağ yan duvara geldik. Mescid-i Nebevi'nin gelişim aşamaları var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döneminde yapıldığı gibi kalmıyor tabi. 4 halife döneminde Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde etraf biraz daha genişletiliyor. Emeviler döneminde biraz daha genişletiliyor. Abbasiler döneminde biraz daha genişletiliyor. Osmanlı döneminde arkaya doğru uzatılıyor. En son genişletme ve şekillendirme, yani Osmanlı dönemindeki son şekillendirme Sultan Abdülmecid döneminde oluyor. Benim dün Topkapı Sarayı turum vardı. Topkapı Sarayı turunda Mukaddes Emanetler Dairesi'ne gittik. Mukaddes Emanetleri gezerken orada cam mekanın içinde bir maket gösterdim grubuma. O maket işte bu gördüğünüz Mescid-i Nebevi'nin maketiydi. Maketi yaptıran Sultan Abdülmecid Han'dı. Neden yaptırıyor Sultan Abdülmecid Han maketi? Çünkü kendisi çok istiyor buralara gelmek. Gelemiyor. O çekirdek Mescid-i Nebevi en esaslı şekillendirilmesini Sultan Abdülmecid döneminde yaşamıştır. O en esaslı restorasyon, tamirat, çekirdek kısmını kastediyorum. Ve istiyor ki görsün orayı. Göremiyor. Çünkü o gün Hacı Umre'ye gitmek biliyorsunuz atla deveyle. Daha Sultan II. Abdülhamit Han'ın tren istasyonu daha yapılmamış. Onun babası Abdülmecid Han dönemindeyiz. Tabi bir padişahın da çok sağ olun. Yani 4 ay git, 4 ay gel. Bir de burada 1 ay kal. 1 yıla yakın yönetimden uzak kalması düşünülemezdi. Hasrettiler. Hasret oldukları için Şeyhülislamlar fetva vermedi. Dini mübini İslam'ın selameti için sen gidemezsin dediler. Gidemeyince de Abdülmecid çok üzülüyor. Yaptırmış mescidi yeniden. Bari diyor bir maketini yapın getirin onu göreyim. Fotoğraf makinesi daha icat olmamış o günlerde. Bari bir maketini yapın. Mescid-i Nebevi'nin o çekirdek mescid ama. Tek avludur o. Sonra o avluyu ilk Suud Kralı Abdülaziz ikiye böldürdü. Şimdi mesela birazdan selamlama yapacağız. Selamlamadan sonra serbest zaman verilecek. Herkes içeriye girecekler. Girdiğiniz zaman oraya özür dilerim. Araya girmesek ya. Çok özür dilerim. Şöyle arkadan dolanalım da canlı yayındayız ya. O içeriye girdiğiniz zaman orada avlunun ikiye bölünmüş olduğunu göreceksiniz. Hani böyle palmiye şemsiyelerle gündüz sıcakta açılır kapanır. O ikiye bölme hadisesi 1930'lardan sonra oluyor. Yani 24, işte 1919'da Osmanlı çekiliyor. 26'ya kadar burada Haşimi ailesi var. 26'dan sonra İbn-i Suud dönemi başlıyor. Ondan sonra avlu ikiye bölünüyor. Yani o ikiye bölmeyi unutmayın. Biz Osmanlı dönemi minyatürlerine, gravürlerine baktığınızda orada tek bir avlu görürsünüz. Hala o orijinal avlu duruyor içeride ama ikiye bölünmüş vaziyette duruyor. Hatta Osmanlı minyatürlerinde
İşte bizim o Hazreti Muhammed'in hayatı sallallahu aleyhi ve sellem Mekke Medine kitabına bakarsanız, kitabın tam ortasında çift sayfa bir minyatür yayınladım ben. Topkapı Sarayı arşivinden. Çok kıymetli bir el yazmadan aldık onu. O çift sayfa minyatür Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Çekirdek Mescidi'nin Osmanlı dönemindeki bozulmamış halini anlatıyor. Ve orada ilginç olan detay ne biliyor musunuz? Avlunun içinde bir hurma ağacı var. Hurma ağacını Hazreti Osman dikmiş. Hazreti Osman'ın diktiği o ağaç sonra kuruyor, dökülmeye başlıyor. O gün hayatta olan, burada yaşayanlar ağacın kabuklarını, yapraklarını bile topluyorlar. Sepetlere koyup saklıyorlar. Bugün o ağacın, Hazreti Osman'ın diktiği ve şu içerideki avlu, bakın avlu buradan kapılardan gözükmeye başladı. O avlunun içerisindeki hurmanın yaprakları ve kabukları nerede saklanıyor? İstanbul'da. Topkapı Sarayı'nda ve Mukaddes Emanetler Dairesi'nde. Evet. Kusura bakmayın, ben böyle bir heyecanlanıp kaptırıp gidiyorum. Siz beni her an frenleyebilirsiniz İbrahim abi. Size ben bugün o kartı verdim yani. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Buradaki kapıların da hep hatıraları var. Baktığınız zaman her bir kapının kendine göre. Mesela bu iki avlu dedik. İkiye bölünmüş bir avlu var. O ikiye bölünmüş avlunun en dışındaki, yani Sultan Abdülmecit dönemi kapısından gireceğiniz zaman tam orta kapıdır o. Kapının kenarında Babul Mecid yazar. Yani Sultan Abdülmecit kapısı hala durur. Az kaldı mı Yeşil Kubbe'yi görmemize? Evet. Şimdi bakın, Mescid-i Nebevi nasıldır biliyor musunuz? Kıble bu taraf. Kıbleye doğru bir büyük dikdörtgen var. Bir de büyük dikdörtgenin önünde küçük dikdörtgen var. Büyük dikdörtgen Kral Fuat tarafından geçtiğimiz yıllarda yaptırıldı. Normalde şu bina yoktu. Bu binanın olduğu yer bomboş bir alandı ve tabi ciddi kalabalıklar öğle güneşinin altında ibadet yapıyordu. Gölgeliklerde ve tabi sıkıntılı oluyordu. Bu büyük dikdörtgen o zaman yapıldı. Mimarisi de İspanya Endülüs mimarisidir. Baktığınız zaman bakın yeşil kiremitleri görüyor musunuz? Yeşil kiremitler, onun altındaki atnalı kemerler, süslü kemer frizleri, bu tamamen her şeyiyle İspanya Endülüs İslam mimarisidir. Başımızın tacıdır. Biz de çok severiz. Bu büyük dikdörtgenin önünde bir de küçük dikdörtgen var. İşte o küçük dikdörtgen İslam'ın erken dönemindeki erken mescittir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptırdığı mescit, ondan sonra onun Hazreti Ömer ve Hazreti Osman tarafından yana ve arkaya doğru genişletilmiş hali. Daha sonra Emevilerin biraz daha genişlettiği hal, Osmanlı'nın biraz daha genişlettiği, en son şeklini Sultan Abdülmecid Han'ın verdiği avlu ve ön tarafa doğru uzanan kısım. Şimdi döndüğümüz zaman orayı göreceğiz ve bu küçük dikdörtgenin bize göre tam karşı arka kısmında yeşil bir kubbe göreceğiz. O yeşil kubbenin altı Hazreti Ayşe'nin odasıdır ve bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabirlerinin, makamlarının olduğu yerdir. Hadi oraya doğru geçelim. İbrahim abi, geçtiğimiz zaman inşallah sizden bir dua alalım. Bütün Türkiye ve dünya buna eşlik edecek. Sonra arkasından ben yine kendi kelkör tarih bilgilerime devam ederim. Hazır mısınız? Az kaldı. Kameraman gösterme hemen. Bana doğru gel şöyle abi. Az kaldı. Şu köşeden gidiyoruz. Yeşil kubbeyi görmemiz de çok az kaldı. Kubbe-i Hadra çok önemli. Kainatın efendisi. Geçmeden şu merdivenin orada azıcık bir duralım. Aklıma Urfalı bir şair geldi. İbrahim abi, onu anlatıyor musunuz arada? Anlatıyoruz. Sizden duyduklarımızı anlatıyoruz. Estağfurullah abi, olur mu ya? Ve şurada bir duralım, daha görmesin kimse. Şimdi efendim, Urfalı bir şairimiz, meşhurdur. Bugün Balıklıgöl'e giderseniz, Balıklıgöl'ün yanındaki Lale Devri'nden kalma, o üç kubbeli camimizin kapı alınlığını da, kapı alınlığındaki o manzum kitabeyi de o yazmıştır. Kendisi aynen bizim gibi kalkıyor, Medine'ye geliyor. Tabii Medine'ye ne zaman geliyor? Osmanlı döneminde geliyor, atla deveyle geliyor.
Medine'ye bir günlük mesafede inmişler, konaklamışlar. Yani bulundukları tepenin önüne bir tepe var. Ondan sonraki tepe artık Medine. Ama artık konaklamaları gerekiyor. Dinleniyorlar. Tabii herkes bir yerde kıvrılmış uyurken o kervanda bulunan bir Osmanlı paşası ayaklarını Medine'ye doğru uzatmış. Yani gayri ihtiyar adamcağız dalmış o şekilde. Tabii şairimizin çok böyle ağrına gidiyor bu hadise. Üzülüyor ve orada gözyaşlarıyla bir şiir yazıyor. O şiiri hepiniz duydunuz. Sakın terki edepten, kuyu mahbubu hüdadır bu. Devam abi. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Evet. Ve bunun tamamını lütfen bir okuyun. İnternetten de bulursunuz. Sonra tabii şiiri yazıyor uzun uzun. Tabii gün ağarırken, ağarmadan önce artık kervan kalkıyor. Medine'ye doğru ilerliyorlar. İyice yaklaştıklarında sabah ezanları okunacak. Sabah ezanları okumak üzere Mescid-i Nebevi'nin minarelerine çıkan bütün müezzinler önce bu şiiri okuyorlar, sonra da ezan okuyorlar. Tabii şairimiz atıyor kendini yerlere ağlamaklı olarak. Tabii geliyor, müezzinleri buluyor, soruyor Allah aşkına o şiiri niye okudunuz diyor. Gece rüyamıza Peygamber Efendimiz girdi diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi ki benim çok sevdiğim ümmetimden falanca buraya geldi ve bu şiiri yazdı. Onunla başlayın diyor sonra ezana. Ve tabii bayılıyor. Bunu duyunca düşüyor bayılıyor. Yani demek ki hala hayattar. Hani onun sünnet-i seniyesine uymak, onun makamına gelmek. Zaten hadis. Aramızda ilahiyatçılarımız var, ben utanarak konuşuyorum. Lütfen haklarını helal etsinler. Kim ben öldükten sonra benim kabrime gelirse gerçekten beni ziyaret etmiş olur diyor. O niyetlerle geldik. Ve hazırsanız artık o mübarek huzura hep beraber çıkabiliriz. Buyurun.